Sevgili dostlarımız, Mosluk TV'ye hoş geldiniz. Abone olmayı ve like'lamayı veya beğenmeyi unutmuyorsunuz. Erişim diyeyim, gördüğünüz gibi veteriner hekim dostumuz, abimiz Sayın Rauf Osmanoğlu ile beraberiz. Erişim'de pazarlamaya, gelişmeye, stratejik gelişmelere bakıyor. Rauf abi, Türkiye'nin durumunu görüyorsun. Buraya özellikle geldim. Ne düşünüyorsun? Şu anda Türkiye'de hayvancılar, biz artık bundan sonra yem kullanmayalım, yeme zam geldi falan diyor. Siz nasıl bir taktikle bize cevap veriyorsunuz? Vallahi öncelikle hoş geldiniz. Biz sizin gibi sahaya çıkarak, üreticinin yanında olarak, gerek fuarlarda gerek sahada olarak bu krizi önce özümüzde yaşayarak, çözüm önerilerini oluşturarak ve üreticimize bunları tavsiye ederek çıkmayı planlıyoruz. Çünkü üreticimiz bizim her şeyimiz. Onlarla iç içe, yan yana, dertlerle dertlenerek, sorunları beraber konuşarak çözeceğiz. Tam dersi kabuğumuza çekilmeyeceğiz. Her şeyimizde, bütün organlarımızda sahaya varacağız. Peki biraz teknik olarak ne kadar zam yaptınız? Yeterince ürününüz var mı? Bayiler istediği ürün verebiliyor musunuz? Çiftçilere ürün verebiliyor musunuz? Geri ürün gamı gelişiyor mu? Ne kadar küçülme öngörüyorsunuz? Yani şöyle, tabii biz kriz öncesi de senaryolarımızı oluşturduk. Yani yaklaşık %20-25 civarında bir zam yaptık. Tabii ki bu ham maddeye gelen maliyet artışı daha yüksek ama bunu kendi öz kaynaklarımızla belli bir ölçüde gidermeye çalışıyoruz. Üreticimize bunu kademeli olarak yansıtma dönemine girdik. Ama çözüm olarak da biz üreticimizin biraz verimsiz hayvanlarını kısarak, yem tüketiminden biraz tasarruf ederek bu kışı atlatacağına inanıyoruz. Ama öncelikle krizle ilgili tespiti yapıp kendi çözüm önerilerini de oluşturması gerekiyor. Şimdi böyle durumlarda tabii yem ham maddeleri de pahalı veya bulunmayacağı için homojen veya daha önceki kalitede yem bulunamaz diye endişeler var. Yani mecbur içinde bazı ürünler her zamanki durumda bulunmuyor. Hatta şu anda yem tedarikinde bulunan bazı ham maddelerin ithalatı bile yapılmıyor deniliyor. Sizde bir sorun var mı? Yani daha önceki erişimle şimdiki erişim arasında bir fark var mı? Yani tam tersi, biz bu krize dediğim gibi 2-3 ay önceden hazırlandığımız için stoklarımızı, ham madde bağlantılarımızı ona göre planladık. Evet. Allah'a şükür şu an için bu konuda herhangi bir eksikliğimiz yok. Üreticilerimize bütün taleplerini rahatça karşılayacak pozisyondayız. Şu anda size yeni talepler muhtemelen geliyordur. Bayilerden veya çiftçilerden, Türkiye'nin her tarafından. Hepsine ulaşabiliyor musunuz veya ulaşacak mısınız? Tamamına ulaşıyoruz. Hatta biz hani beklediğimizin daha ötesinde bir talep var firmamıza karşı. İşte bu dönemde belki aradan çıkacak oyuncular var. Onlar yem üretimini azaltmış olabilir. Ama Allah'a şükür biz her yönüyle üreticimizin taleplerini karşılayabiliyoruz. Hatta beklediğimizin üstünde bir satışımız var şu an. Sizce insanların böyle durumlarda yem tüketimini azaltmaları doğru bir yaklaşım mıdır? Artı siz bazıları diyor ki bundan sonra artık kimse yem fabrikalarında yem alıp onları büyütmesin. Tamamen kaba yeme ya da çayır mereye dönsün. Şehre kapansın diyor. Yem fabrikaları kapanmalıdır. Onlar çok para kazanıyor falan diyor. Bu dengeyi nasıl değerlendireceğiz? Şimdi biz yem kriz yokken de üreticimize kaba yeme dayalı bir hayvancılık yapılsın. Çünkü bizim büyükbaşımız 4 mideli, kaba yeme göre Cenab-ı Allah yarattı. Ama biz bunu verim artışlarını sağlamak için de kesif yem veriyoruz. Ben her zaman üreticimize kaba yem oranının kalitesini ve miktarını artırmalarını tavsiye ediyoruz. Biz köy seminerlerinde de bunu anlatıyoruz. Çünkü sadece yem samanla besleyen bir takım yöresel insanlarımız var. Biz onlara buğday silajını, mısır silajını, değişik kaba yemleri tavsiye ediyoruz. Biz bundan korkmuyoruz. Yani bizim yem tüketimi azalarak bu dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Biz satışların belli bir oranda düşmesini de göze alarak senaryolara hazırız. Yeter ki hayvancımız bu süreçte verimli hayvanlarını kesmeden sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatalım. Ben verimsiz hayvanlarını ve kısır hayvanlarını sürüden çıkararak bu dönemi bu şekilde yem azaltarak geçirmelerini tavsiye ediyorum. İnsanlar gerek hayvanda gerekse toprakta yem veya gübreyi kısarlarsa bir dahaki sene çok talep olacağı için o ürünlere avantajlı mı olurlar, dezavantajlı mı olurlar? Yani bir kere bu doğanın mantığına aykırı. Yani biz tarımımızı ve hayvancılığımızı köklü değiştiremeyiz. Yani seneye
pahalı olan bir ham maddeden yem fiyatları yine etkilenecektir. Biz yine hayvancılığımızda bu krizi yaşayacağız. Sonuçta hani sadece tarımda ürettiğimizi biz dışarıya satmıyoruz. Yine kendi içimizde kullanıyoruz. Onun için ben çok aşırı tepki vermenin doğru olduğuna inanmıyorum. Şu an tabii ki fiyatlardan dolayı insanlarda bir sıkıntı var ama zaman içinde bunu daha makul seviyelerde tutarak tamamen tüketimleri düşürmeden değil ama yani tamamen yok ederek de bu işten çıkamayacağız. Çünkü gübre atmazsak ya da yem vermezsek hayvanlardan hiç ürün alamayacağız. Daha önceki yıllarda insanlar hayvanlarının diyelim ki %10'unu, %15'ini yeme ayırıyorlardı. Paraza 10 tane hayvanı olan bir adam normalde işte bir tane hayvanını full yeme ayırıyordur. Bir tane hayvanını veteriner hekime ayırıyordur. Şimdi 2 hayvan mı ayırmalı, 3 hayvan mı ayırmalı? Ya böyle bir yöntemle ben artık bundan sonra %30 küsürmeyi göze alarak 10 hayvan yerine 9 hayvanım var bu sene. 8 hayvanım var mı demeli? Kesinlikle bunu işletme bazında değerlendirmeli. Yani yem giderini ödeyebileceği kadar bir miktarı kendisine ayırmalı. Kısır ve verimsiz hayvanını azaltmalı. Bu %20-30 civarında hepimiz bu şeyi öngörüyoruz. Şu anda görülen görüntüyü siz de görüyorsunuz benimle beraber. Burası Erişim'in. Burası neresi? Silivri mi? Silivri. Peki fabrikası? Burada 2 tane mi fabrika var? Burada evet, bir 50 tonluk, bir de 100 tonluk iki tane yem fabrikamız var. Pişmiş yem mi? Tamamen Expander yem teknolojisiyle iki fabrikamızda üretim yapmaktadır. Hangi tür yemler var? Yaklaşık 35 çeşit küçük baş, büyük baş, kanatlı, keçi süt yemine kadar özel yemlerimiz mevcut. Bu kriz bize biraz da aslında küçük başa herhalde önemsetecek gibi duruyor. Biraz da kanatlıya herhalde şimdi açık olarak yapacağız. Bu durumda mereye dayalı olsa bile koyun keçi yemlerinin biraz daha revaçta olacağını düşünüyor musunuz? Yani olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bizim nüfusumuzun 50 milyon olduğu dönemde 50 milyon büyük küçük başımız varken şu an 34 milyon küçük başımız var. Biz 80 milyonuz. Yani biz şu an 2 katı kadar daha küçük başta büyümemiz gerektiğine inanıyorum. Bu da bizim meralarda çürüyen otları hayvanlarımıza yedirerek et ve süt elde etmemiz demektir. Biz de ithalattan ham madde alarak yem yapmayı sevmiyoruz. Ama iç kaynaklar az olduğu için buna mecbur kaldık. Ne kadar milli olursak, ne kadar kendi tarlamızdan ürettiğimizi hayvanlara yedirirsek o kadar bu krizden hızlı çıkarız. Son soru şu. Firmalar bu tür zamanlarda ilk yaptıkları şey reklamları kesmek. Erişim reklam pazarlama giderlerini azaltıyor mu, artırıyor mu, duruyor mu? Tam tersi, firmamız 2 ay önce krizle ilgili oluşturduğu kriz masasında reklam promosyonu düşürmeden daha çok çalışarak, daha çok sahada olarak, üreticinin yanında olarak bu krizi sahada geçirerek kabuğumuza çekilmeden belki satış olarak küçüleceğiz ama diğer pazarlama giderleriyle bu işi atlatacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim Rıfat Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun, kolay gelsin. Evet değerli dostlarımız, görmüş olduğunuz gibi Erişim'e değindik. Rauf abiyle beraberdik. Şimdi bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna lütfen basınız. Ayrıca abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayınız. Başka videoda buluşuncaya kadar hoşçakalın.